Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bursaspor Altın Ordu maçının sonrasında ve öncesinde neler yaşandı hep birlikte onları konuşacağız. Bursasporumuz bugün güzel bir galibiyet aldı gerçekten. Bütün futbolcu arkadaşları, bütün camiayı ben de tebrik ediyorum. Maçın öncesinde neler yaşandı isterseniz öncelikle hemen onunla başlayalım. Kuzeyden gelen Medikey'in fırtınası vardı arkadaşlar. Bu fırtına Türkiye'yi teğet geçip Yunanistan'a doğru gideceği söylenmişti ki Yunanistan'ın da batısına doğru ilerlediğini gördük. Fakat etkilerini Bursa'da da gene bugün rüzgarlı bir hava vardı. İzmir'de de aynı şekilde rüzgarlı bir hava vardı. Maça çok fazla etki etmedi bu rüzgarlı hava. İki takımın da gerçek futbolunu ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Ligin ilk haftasında Bursaspor kendi sahasında 3-1 Adana Demirspor'a yenilirken Altınordu'da deplasmanda menemeni 2-0 yenerek galibiyetle lige başlamıştı. Aynı zamanda 7 yıldır TFF 1. Lig'de olan Altınordu ikinci kez lige galibiyetle başlandığını da öğrenmiş olduk. Arkadaşlar Altınordu maçı öncesinde hafta içinde Bursaspor adına yaşanan gelişmeler vardı. Şimdi onlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle sponsorluk anlaşmaları imzalandı Bursaspor'da ki hani taraftarların da gidemediği koca bir sezon içerisinde takıma maddi gelir sağlayacak en önemli gelir kaynaklarından biri de sponsorluklardı. Onur Marketler ve Tasarruf Grup AŞ'ye gerçekten teşekkürlerimizi borç biliyoruz. Bizler de onlara destek vermeliyiz ki hem bu desteğin devamı sürsün hem de diğer Bursa firmalarına örnek olsun arkadaşlar. Aynı zamanda her sene olduğu gibi bu sene de takıma sponsorluğunu veren Aroma'ya da teşekkür ediyoruz. Zannediyorum bu hafta içerisinde de Erikli ve Uludağ İçecek'le de gene sponsorluk anlaşmaları olacaktır. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyoruz. Tasarruf Grup AŞ'yi de ilk defa duymuş olduk böylelikle arkadaşlar ve formamıza şu şekilde koyulduğunda görüntüsü oluştu. Yani sizler nasıl yorumluyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hafta içinde arkadaşlar Mustafa Er'in bir basın açıklaması vardı. Transfer tahtası açılır açılmaz bilmiyorum ama biz bu şekilde yola devam ederiz dedi. Emirhan'ın sol bekte oynamasını değerlendirdi. Yani Onur Atasayır'ın takıma geç katılmasıyla birlikte oluşan bir açıktan dolayı pozisyon bilgisi de iyi olmasını değerlendireceğimiz Emirhan'ı sol bekte oynattık dedi. Ki bugün golünü de attı Emirhan. Gerçekten tebrikler. Ardından bir haber çıktı sosyal medyada Ali Akman'ın sezon sonu biten sözleşmesini yenilemediğine dair. Televizyonda da amcası Ayhan Akman'ın açıklamaları vardı. Ali Akman Bursaspor için tüm gücüyle mücadelesini verecektir diye. Yani nasıl oluyor bilmiyorum arkadaşlar ama hani Altınordu'nun şu altyapı düzenini gördükten sonra bizde devamlı bu şekilde konuların gündeme gelmesi gerçekten bir süre sonra biz taraftarları da sıkıyor. Yani Volkan Şen, işte Ozan Tufan, yani bütün altyapıdan çıkan futbolcularda nedense bu şekilde konular gündem oluyor. Gerçekten artık bunların bile bir düzene sokulduğu bir Bursaspor istiyoruz. Daha sonrasında da Abdullah Şehu ile ilgili bir gelişme yaşandı hatırlayacaksınız. Abdullah Şehu başkanla görüşmeye geldiğinde bizler de ümitliydik. Takımda hani hiç yabancı futbolcumuz yoktu. Belki Şehu ile anlaşılıp bunca sene verdiği emeklere devam edeceğini düşünmüştük. Ama olmadı. Yani anlaşamadılar parada zannediyorum. Şehu da hani şu anda Süper Lig'de Avrupa'ya oynayan bir takımda çok rahat oynayacak bir oyuncuydu. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Yani Bursaspor taraftarı kendisine kırgın mı? Bence değil. Yani buraya kadar bile bizle kaldığı için teşekkürler Şehu. Şehu da arkadaşlar Twitter hesabından gene bizler için bir yazı paylaştı. Gerçekten hani takımı alacaksak da böyle karakterli futbolcular almayı isteriz. Tabii bir de Kubilay meselesi var arkadaşlar. Kubilay da artık çok sıktı bizleri biliyorum ama hani bugünkü maçı izledikten sonra gerçekten Kubilay'a ihtiyacımız var mı? Bilemiyorum. Hani lig uzun bir maraton. Ama Kubilay da zaten ipleri kopartmış durumda. Zannedersem bugün son günüymüş maaşının ödemesiyle ilgili. Onu da olmadığı için artık serbest kalacaktır. Kubilay'a da bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz. Arkadaşlar bir başka konuda hatıra kombinesi. Başkanımız gerekli prosedürlerin tamamlanmasıyla haftaya taraftarlarımızın alacağı şekilde 100 TL'lik bir hatıra kombinesi çıkaracağını söyledi. Umuyoruz ki taraftarlarımız bu hatıra kombinesine yoğun ilgi gösterir. Arkadaşlar Altınordu maçından hemen önce Osman Uçaner, Bursaspor'un 1966 ve 78 yıllarında kaleciliğini yapan çok değerli bir büyüğümüzdü. Biz bu değerimizi de bugün kaybettik. Tüm Bursaspor camiasının başı sağ olsun diyorum. Arkadaşlar şimdi de Altınordu'yu biraz inceleyelim. Altınordu geçen hafta 2-0 galip gelmişti Menemen'i yenerek. Nasıl yendiler derseniz
Maçın son dakikalarında 84 ve 87. dakikalarda gollerini bulmuşlardı. Altınordu'nun da gene altyapıdan oyuncuları oynattığını görüyoruz. Fakat Bursaspor'la kıyaslandığında yaş ortalaması olarak Bursaspor'un üstünde olduğunu söyleyebilirim. Altınordu'nun yapısını incelediğimizde arkadaşlar teknik direktörleri 9 yıldır hiç değişmeyen Hüseyin Eroğlu ve maçlarını Bornova Stadı'nda 6000 kişilik statta oynuyorlar. Türk futboluna sundukları çok önemli oyuncular var. Bunlardan ilki Cengiz Ünder, diğeri de milli takımdan gene hatırlıyoruz Çağlar Söyüncü. Gerçekten Altınordu'nun yetiştirip direkt Avrupa'ya vermiş olduğu oyuncular. Bizde buna benzer kim diye bakarsak elimizde hani Ertuğrul'u vesaire saymıyorum. Sadece Enes Ünal var diyebilirim. Altınordu geçen seneki takımını koruyarak sadece arkadaşlar forvet bölgesine 3-4 transfer yaptılar. Ahmet İlhan bunlardan bir tanesiydi. Ve gene Hüsamettin Yener de Altınordu'nun ileri ucunda oldukça oyunda kalmasını sağladılar. Maçtan önce düşünüyordum Bursaspor bugün nasıl oynamalı diye. Gene 4-2-3-1 düzeninde ileride Ali Akman, 10 numarada Özer, sağda Burak, solda Recep Aydın oynarsa bir şeyler olabilir diyordum. Ki Mustafa Hoca da öyle yaptı. Geçen haftaya göre Sedat'ı takımdan çekmiş ve yerine Aykut Akgün'ü monte etmişti. Yani Adana Demirspor maçındaki kadroyla yola çıkacağımızı az çok kestiriyordum. Sadece Emirhan'la Onur yer değiştirir mi onu düşünüyordum. Kanatların kullanımı, gene orta sahada paslaşma, takım oyunu oynarsak biz bugün Altınordu'yu yenebiliriz diyordum. Ki öyle oldu. Arkadaşlar maçtan bir gün öncesinde gene duyduğumuz bir haber vardı. Onu da değinmeden geçemeyeceğim. Yönetim kurulundan Besim Hacıoğulları'yla Fruit Extra Bursaspor'dan Sezer Sezgin'in bir tartışması olduğunu öğrendik. Ki jandarma araya girerek konu yatışmış. Yani böylesine maçlar öncesinde nasıl böyle duruma düşüyoruz? Gerçekten camia olarak ibretlik bir camiayız bence. Erkan Başkan'ın da artık ağırlığını ortaya koyarak tüm yöneticilere, yönetim kuruluna artık bir dur demesini bekliyoruz. Arkadaşlar şimdi bu galibiyetten sonra ben Erkan Başkan'ın transfer tahtasını çok böyle açmak için hevesli olacağını sanmıyorum. Tabii bu galibiyet bizleri yanıltmasın. Takımımızda gene genç oyuncularla devam ediyoruz ama hani bunun sürdürülebilirliği ne kadar olur? Hani bugünkü galibiyet gelecek adına hepimizi umutlandırdı. Ama hani bizim rakiplerimiz bence ligin orta alt sıralarındaki takımlar olacaktır gene. İşte Adanaspor, Tuzlaspor, Bandırmaspor, Ankaraspor, Eskişehirspor, Altınordu. Yani bir 9-10 takım sayabilirim ki bugün Akhisarspor maç öncesinde maaşlarını alamadıkları için ilk 30 saniyede kimse topa vurmadı. Hani Akhisarspor'da da durumlar iyiye gitmiyor. Bazı takımlar da yeni yeni transfer tahtalarını açıyor. Yani bu seneki TFF 1. Lig'le geçen seneki TFF 1. Lig arasında gerçekten çok fark var. Pandeminin de etkisiyle taraftarların kulüplere gelir sağlayamaması da gene bütün genç oyuncuları oynatmak üzerine stratejiyi bütün TFF takımları kurmuş gibi duruyor. Hani Bursaspor'un da sanki burada ligde tutunabileceğini görüyor gibiyiz. Transfer tahtası açılmıyor diye de hani çok bence kendimizi üzmeyelim. Ama hafta içerisinde bir anket yaptım arkadaşlar Twitter'dan. Yaklaşık 200 oy kullanıldı. Bu anketin sonucuna göre de büyük çoğunluğu transfer tahtasının açılmasını bekliyordu. Bu galibiyetten sonra tekrardan bir Twitter'da anket açacağım. Bakalım oranlar değişmiş mi? Bunu da gene haftaya sizlerle paylaşmış olurum. Geçelim maça arkadaşlar. Maçta da İstiklal maçı sırasında gene vefat eden eski kalecimiz için bir dakikalık saygı duruşu bulunuldu. İstiklal Marşı'nda da gene Altınordulu futbolcuların Türk bayrağına doğru dönerek söylemesi gerçekten takdir edilesi bir durum. Altınordu ilk 11'e altyapıdan 4 oyuncusuyla başlarken Bursaspor 6 oyuncuyla başladı. Ve arkadaşlar iki takımın da ilk 11'inde ya da ilk 18'inde diyeyim yabancı futbolcu bulunmuyordu. TFF 1. Lig'de yabancı futbolcu bulunmayan iki takımdan birisi zannediyorum. Altınordu ve Bursaspor. Maçın ikinci yarısı çok hareketliydi ama ilk başta ilk yarıda yaşanan birkaç durumdan bahsetmek istiyorum. Ataberk Altınordu'nun iki şutunu gerçekten uzanarak iyi kurtardı arkadaşlar. Ali Akman da ilk yarı yani sahada geziyordu diyebilirim. Cüneyt Közle, Recep Aydın da yani sanki bugün kötü günleriydi. Yani hiç takımla uyumlarını göremedik. İlk yarının iyilerinden kim vardı derseniz Emirhan ve İsmail Çokçalış'ı sayabilirim. Tabii kalecimiz Ataberk de kurtardığı iki kurtarışla maçın gidişatını engellemiş oldu. Altınordu'da da ilk yarıda Muzaffer'i çok beğendim. Altyapıdan yetişmiş değerli bir oyuncu. Yine ileri tarafta oynayan Ahmet İlhan ve Muzaffer de Bursaspor defansını oldukça yıprattı. Arkadaşlar ikinci yarıya geçtiğimizde de Mustafa Hoca ikinci yarıya Ozan İsmail Koç ve Vefa Temel değişikliğiyle başladı.
Ve ikinci yarının santrası yapılırken tribünlerden bir Bursaspor tezahüratı duyduk arkadaşlar. Ben hani yedek oyuncularımız bağırıyordur herhalde falan dedim. Genç bir oyuncumuz sahaya girince. Sonradan sosyal medyadan öğrendik ki tam takım yöneticiler orada tezahürat yapıyorlarmış. Bu da gerçekten görmek istediğimiz hareketlerden bir tanesiydi. Vefat Emel de böylece ilk defa resmi bir karşılaşmada mücadele etti. Oyuna girdikten sonra yapmış olduğu bir hareketten dolayı sarı kart gördü ve birkaç tane de hatalı pas yaptı. Hani bunu da ilk defa Bursaspor'un formasını giyerken heyecanına verdim. Vefat Emel hani 10 dakika sonra oyuna iyice ısındı ve konsantresini ortaya koydu bence ve 55. dakikadan sonra bizim ileride kalmamızı sağladı. Yani 55 ile 60 arasında inanılmaz ataklar geliştirdik arkadaşlar ve hani topu dikine oynuyor çocuk. Gerçekten performansıyla bizleri mutlu etti diyebilirim ve Vefa'nın orta sahadan aldığı topla çektiği bir şut defanstan çekerek Burak Kapacan önünde kaldı. Burak Kapacan da topuk pasıyla çok güzel indirmesiyle Emirhan'a. Emirhan sol çaprazdan uzak dereye doğru vurduğu top direkten döndü ve bir anda kaleci yerdeyken boş kaleye topu yuvarladı. Yani bütün herkes eminim ki şöyle gene bir gol demiştir. Bu golle 1-0 öne geçtik. Ve tribünden de gene taraftarlarımız diyeyim artık yöneticilerimiz bu golle birlikte tezahüratlarına devam ettiler. Eğer golü bulmasaydık Mustafa Hoca da tam oyuncu değişikliğine hazırlanıyormuş. Gol olduktan sonra da kenardaki oyuncularımızı biraz daha bekleyin diye işaretler yaptı ve zannediyorum bir 15 dakika sonra oyuna soktu. Tabii Altınordu kendi sahasında 1-0 mağlup duruma düşünce bazı riskler almaya başladı. Bu andan itibaren arkadaşlar maç tempo kazandı ve bir o kalede bir bu kalede pozisyonlar görmeye başladık. Ataberk'i de buradan tebrik etmek lazım. Gerçekten bugün çok iyi konsantreydi. 1-0'dan sonra da gene öyle bir pozisyon oldu ki kurtardığı topla adeta maçın kırılma anı burası dedi. Ve Ataberk'in kurtarmış olduğu bu toptan birkaç dakika sonra da Ravil Tagir defansta bir hata yaparak Ali Akman kaleciyle bir anda karşı karşıya kaldı kaptığı topla. Ve gene kalecinin sağından köşeye doğru topu yuvarlayarak takımımızı 2-0 öne geçirdi ki hani hepimiz artık rahat bir nefes aldık bu dakikadan sonra. Bu golden sonra gene tribündeki taraftarlarımız, yöneticilerimiz tezahüratlarına devam ettiler. Maçı 2-0 olunca arkadaşlar Altınordu oyuncu değişiklikleriyle etkili olmaya çalıştı. Hatta duran toplarla etkili olmaya çalıştı diyebiliriz. Hatta 79. dakikada öyle bir pozisyon yaşandı ki yani Ramazan Keskin sarı kartı olmasına rağmen girmiş olduğu pozisyonda çok temiz müdahale etmiş olmasına rağmen hakem faul verdi. Halbuki Ramazan topa dokunmuştu. Burada hani gol olsaydı artık ne olurdu bilmiyorum. Burak İnce'ydi zannedersem. Altın orada topun başına geçti. Geçen hafta da gene frikikten golü vardı arkadaşın, genç arkadaşın. Bu sefer top barajda takılı kaldı. Maçın son dakikalarında Altın Ordu iyice oyundan düştü ve orta sahada Bursaspor ağırlığını koydu. Altın Ordu ileri doğru çıkarken top kaptırmaya başladı. Bursaspor 3. golü de yokladı diyebiliriz. Fakat kalan dakikalarda gol olmayınca başka altyapıların savaşını Bursaspor 2-0 kazandı diyebiliriz. Ve Bursaspor ilk maçın ardından deplasmanda galip gelerek taraftarlarını sevindirdi. Bursaspor'da bugün kimler iyi oynadı derseniz ben en çok İsmail Çokçalış'ı beğendim. Daha sonra kalecimiz Ataberk'i beğendim. Tabii ki Emirhan'ı beğendim ve orta sahada Burak Altıparmak'ı beğendim. Sonradan oyuna girmesine rağmen Vefa Temel adeta bizleri böyle büyüledi orta sahadaki mücadelesiyle. Topu dikine oynayışıyla bana Ozan Tufan'ı hatırlattı. Yürüyüşüyle de hareketleriyle de Josu'ya bataj atadı verdi bana. İnşallah bundan sonra da gene kendisini Bursaspor formasıyla görürüz. Ve Bursaspor'un ileri hücumda en büyük silahlarından birisi olacak. Bu galibiyet sonrası haftaya Giresun maçımız var arkadaşlar. Demek isterdim ki Giresun maçına haftaya 20 bin kişi gideceğiz. Ama malum pandemi şartlarıyla hepimiz televizyondan Bursaspor'a destek vermeye devam edeceğiz. Giresunspor'da da gene hafta içinde transfer tahtasının açıldığını hatırlatmak istiyorum. Bugünkü galibiyette emeğe geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Bakalım haftaya neler olacak? Hep birlikte haftaya Giresunspor maçını bekliyor olacağız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Lütfen videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olarak destek vermeniz yeterli. Vefa artık İstanbul'da bir semt adı değil. Bursaspor'un Türk futboluna armağanıdır arkadaşlar. Diyorum ve en son diyorum ki Tuğbe'yi de inşallah önümüzdeki haftalarda Mustafa Hoca vitrine sunacaktır. Hepimiz zevkle izleyeceğiz diyorum. Herkese 3 puan dolu haftalar. Haftaya Giresun maçında görüşmek üzere.